Arkadaşlar hepinize merhabalar. Fransa DLC'sini turlamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son Le Mans'ta kalmıştık. Volvo ile gelmiştik buraya ama gördüğünüz gibi şu anda değiştirdim. Manal diyenler oldu işte, ne bileyim başka tral diyenler oldu ama şu anlık Man'da bir karar kıldım. Yani bir Man alasım vardı açıkçası. Dedim bu seferlik Man alalım. Yine isteyenler oldu. Onlar için olmuş olsun. Man'la işimiz bittikten sonra yine değiştiririz arkadaşlar. Daha dolaşılacak çok bölgemiz var. Fransa DLC'de daha bitmedi. Şimdi Le Mans'tayız. Nereye gideceğiz? Hemen size onu özetleyeyim. Le Mans'tan böyle yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Yukarı çıktıktan sonra şöyle aşağı döneceğiz. Le Havre'ye gideceğiz. Le Havre diyelim. Le Havre'den geçtikten sonra Paluel. Kız ismi gibi bir şehrimiz mevcut. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Umarım bir kaza, bir aksiyon falan bir şey olmaz inşallah. Hep birlikte şimdi yolumuza çıkalım. Şöyle sinyal sesi de açık kalmış. Bakalım burada neyi ayarlayalım. Şöyle hiç hızımıza, şöyle hızımızı görelim. Bu sinyal vermiştim. Biz nereden gideriz? Aşağıdan gideceğiz. Tamam, şöyle çıkalım. Haydi bakalım, bismillah. Şöyle farlarımızı da açalım. Hadi bakalım. Yine buna 6 vites çaktım arkadaşlar. Hızlanması, yani diğer tırlara göre biraz zayıf kalıyor. Şeyde takılıyor böyle vites. Aa, buna 6 vites takmadım mı? Oğlum ben 6 vites taktım diye hatırlıyorum buna. 12'yi mi taktım ya da ben buna yanlışlıkla? F7 Enter. Hemen leması. Zaten yakınımız arkadaşlar. Ben buna F7 Enter yaptım ama. Ya daha önceden ben bunu hazırlamıştım. Niye böyle oldu ya? Bakalım hemen ne takılıymış. Yanlış mı taktım acaba? Aynen. Bu şey olmamış ya. Ya bak, bu kabini falan değiştirdim. Allah Allah, niye öyle oldu anlamış değilim. Her neyse arkadaşlar. Hemen şöyle. Buranın servisine de uğramamıştık. Uğramış olduk. Her şeyde bir hayır vardır. Şöyle çıkalım. Şimdi burada. Ya bunun GPS'i de çok küçük şimdi. Şöyle şey yapayım, bunu en yakınına alayım. Burada da gözükmüyor. Heh. Sağ taraftan, tamam. GPS de çok sıkıntı ya. Vallahi bu araçta en sevmediğim şey şu GPS olayı. Bu aracın biliyorsunuz testini yapmıştık. Frenleri harika abi bu aracın. Yani efsane fren var. Korktum lan, çüş. O ne öyle? Şöyle frenleri göstereceğim şimdi size. Ya bakın. Ya duruşa bakar mısınız? Böyle bir şey yok ya. Bu aracın frenleri bir numara arkadaşlar gerçekten. Efsane bir fren şeyi var. Bakın hızlanması ne kadar değişti. Şimdi durmadan kilometre atıyor. Yani gayet güzel. Evet, döneceğimiz yere geldik tekrardan. Buradan şimdi şehirden çıkıyoruz. Şehirden çıkarken para kesecek mi lan benden? Girerken kesti, çıkarken de kesecek herhalde. 18 kişi varmış bu şehirde. Le Mans şehrinden Le Havre'ye gidiyoruz. Le Havre. Vallahi çıkarken de para kesiyor adamlar. Bu sağ taraf Skoda için herhalde. Bir deneyeyim bakayım şurayı. Şey yerine. Şöyle kapalı olan yeri. Bir deneyeyim bakalım oradan Skoda ile açılıyor mu? Çalışıyor mu yani orası? Adamlar öyle süs diye mi koymuş ya? Açılıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Buradan bakın mesela dönüyoruz. Doğru götürüyorsun değil mi lan bizi GPS? Tamam, bizi doğru götürüyor. Şöyle içindeki şeyleri falan değiştirdim. Kafa sallıyor bakın. Hepsi kafa sallıyor. Kafa sallayanlardan taktım. En güzeli böyle. Aynamı falan ayarladım. Koltuk ayarı yaptım. Koltuk ayarı şöyle. Oyunun kendi verdiği size normal ayarlar aşırı kötü arkadaşlar. Yani bir şey gözükmüyor böyle. Kör gibi kullanıyorsunuz. Direksiyon falan, ayna yarısı gözükmüyor zaten. Geriye çektim. Bir tık aşağı indirdim. Biraz da direksiyonla oynadım. Biraz yukarı kaldırıp biraz aşağı indirdim. Bu sefer geriye çektiğim için şeyler gözükmüyordu. Aşağıdaki benzin göstergesi falan gözükmüyordu. Onu ayarlamak zorunda kaldım direksiyonda. Şu anda güzel oldu. Biraz
yüksekte duruyoruz ama işte tır ne yapalım, koltuk biraz yüksek oldu herhalde aşağı indirmeme rağmen. Yani bir tık aşağı indirdim ama yani bu şekilde. Yani en iyisi böyle arkadaşlar şu anda. Bakalım bu man kaç yapıyor. Oha 158'e çıktı bile la alet. Aşağıdan aşağıdan. Üh. Freni gördüğünüz gibi bakar mısın ya? Abi bu aletin frenleri süper. Gerçekten süper yani. Her tırın herhalde kendisine ait bir şeyi var. Fren gücü var. Yani nasıl hızlanması falan fark ediyorsa oyunda mesela fren gücü ayarı var. Ama o ayar şey ayarı. Yani bir standardı belirliyor. Bir de tırın kendi ekstra bir gücü var demek ki. Yani fark ediyor arkadaşlar. Gerçekten fark ediyor. Yani bu konuyu belki deneyenler, fark edenler olmuştur. Yorum yazarlarsa sevinirim. Çünkü bana mı acaba öyle geliyor? Yani bilemiyorum. Sanki bir farklılık var yani. Bastım mı duruyor gibi yani alet. Yani inşallah öyledir yani. Yanılmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Çünkü bir frende bir güçlülük var yani bu alette. Hissettiriyor kendini. Yani duruş mesafesi çok daha kısa. Yani en güzel duruş mesafesine sahip olan tır diyebiliriz. Yine tek yönlü bir yol seçtim. Oradan gidiyoruz. Burada bir dinlenme tesisi şöyle. Yani bir alan çevirmişler. Yine bir turdan başarım kazandık. Artık nereye turluyorsam. Bakın burada 107 ile gittiğimi gösteriyor ama çok küçük be ya. Vallahi çözünürlüğü falan düşük olanlar zor okur burayı. Yine burada benzinlik. Ters yönden giremiyorsunuz. Buradan yavaşlayıp böyle sinyal verip dönüyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada bir küçük bir yer varmış. Bakalım bir şuraya dönelim. Orada ne var ne yok bir ona bakalım arkadaşlar. Toprak yol mu yoksa normal böyle bir firma mı merak ettim. Bayağı içeride kalıyor çünkü. Ya şöyle değişik bir şey bekliyorum ya, bir firma bekliyorum. Ne bileyim girişi falan farklı olsun. Ama işte bu da standart galiba ya. Aynı gibi. Şu toprak yol falan. Ops, bakın. Yani gördüğünüz gibi fren kuvvetli. Buradan da böyle bir dönüş vermişler. Of of of, nerelerden gidiyorsun be? Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Şuradan bir resim çakalım mı? Şöyle ön taraftan. Durmuyor da alet ha. Şöyle önden bir resim alalım da yani nereden gittiğimiz belli olsun abi. Şöyle bir tane daha çakalım. Bazen ikinci şeyi almıyor, ilk resmi almıyor, o yüzden bir tane daha aldım. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Ağaçlık bir yoldan getiriyoruz. Ağaçlıklı bir yoldan. Buradan giriş yok yine. Yine aynı şekilde kopyalı yapıştır misali buraya. Bunu çakmışlar. Hemen içeriye girmeden göstermiştik zaten içi aynı. Yani şeyler aynı olmuş. İşte tasarımlar kopyala yapıştır yani farklı farklı bir şeyler yok. Sadece bu yol farklı olmuş, şöyle dar bir yol. Yani iki kişi buradan nasıl gider? Şöyle gider. Bu buradan gider. Bu da işte buradan gider. Aradan öyle geçer giderler. Bunu devirmişiz da. İnşallah öyle etmezler. Burner ödetiyor ya, vallahi ödetiyor ya. Tabelayı kırmışsın öde. Tabii şaka yapıyorum. Siz oradan uzaklaştıktan sonra o tabela kendini yeniliyor. Yani gidin bakın, düzelmiştir. Belki biraz daha uzaklaşmak gerekiyor. Tam mesafesini bilmiyorum. Şuradan hemen döneceğim. Gelen giden yok. GPS'ten baktım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bastıralım gidelim. Le Havre'ye gidiyoruz. Le Havre. Ya değişik bir ismi var. Le Mans, Le Havre. Bakalım. Man çok güzel gidiyor ya. Onun bir şeyi var yani böyle ama işte kabinin biraz dandik, ibreleri ne bileyim içindeki şu küçük dijital ekranı işte onlar biraz dandik kalmış, GPS'i mesela anladın mı? Çok küçük yani ama tarz olarak süper bir tır. Aa ne güzel yol lan. Burası tek yön böyle bakın. Ya buradan böyle geliyorlar. Burası da çift yön, size ayrılmış yol. Gayet güzel vallahi billahi. Fıstık gibi. İşte burada da bir hemen göbek
koymuşlar ama manav etmiyor frenlerini. Hemen koyduğumu duruyor abi. Vallahi bu iyi oldu böyle. Hem şehri turluyoruz arkadaşlar, hem de sizlere 1.26 güncellemesinde tırların performansını gösteriyorum. Biliyorsunuz 1.25'te göstermiştim tır performanslarını. Burası da böyle kapalı. Le Havre tabelasını takip edelim. Yani hem tırları test ediyoruz böyle birkaç tırı artık. Yani en popüler gördüğüm bazı tırları alıyorum. Bakalım. Yani sizde mesela şu tırı sürsem mi acaba, 1.26'da durum nasıl, birisinden görsem de sürsem dediğiniz durumlar vardır belki, işte size video. Bakın. Yani tırı her şekilde kullanmaya çalışıyorum yani. Basıyorum mesela şu anda. 135, 136. Uçuyor abi. Ya gayet hızlı. 6 vites kullanıyorum. İşte motor gücü en sonda. Kaç beygirse 6, 4, 680 mi ne? 480 mi? 680 mi? Öyle bir şey herhalde ya. Bana kaç yanında yazıyordur ya. Çarpacağız şimdi da. V8. Yok abi, göremedim. Öbür tarafta mı yazıyor acaba? Şurada yazıyordu abi tırlarda normalde ama. V8 değil mi? O 6 değil. V8. Ama şurada bir şey yazıyor, bakayım. O mu? Şimdi biraz yavaşlayalım, viraja geliyoruz zaten. Şurada. 680. 680 beygirmiş arkadaşlar. Bulduk. Her tırda kaç beygir oldu öyle yazıyor yanında falan. Ya dönüşleri falan fena değil ya. Bakayım, biraz yavaş döndüm, hızlı dönelim. Vallahi bana mısın demiyor. Gerçi çok hızlı dönmedim ama. Yani Scania falan kaydırıyor daha bu yolda, Volvo falan. Uzun bizim eleman değil mi la bu? Az önceki. İki video önceki eleman değil mi? İki videodaki. Aman be, işte anladınız abi ya. Of, çıldıracağım şimdi. Hangisinden geçiyoruz? Buradan geçiyoruz da biraz yavaşlayalım. Keşke bu biraz daha şey olsa böyle. İnsan böyle 50 ile geçesi geliyor işte ama kurtarmıyor, 30. Zaten Türkiye'de de 30 yazıyorlar hep. Ama şey yok işte, bizimkinden kırar diye, masraf olmasın diye şeyleri koymuyorlar. Önümüzdeki bariyerleri. Of, bu ne lan? Oha. Abi bu köprü ne? Dur. Abi bu köprü ne böyle? Oha, resim. Abi burası neymiş lan? Oğlum buradan değil resim. Üf. Yolun ortasında da durmadık gerçi. Abi burası neymiş böyle? Oha. Abi süpermiş la. Şöyle bir resim alalım. Şöyle geriye çekeyim bir de. Nasıl? Abi şöyle bir şeyler yapıyorlar mesela, bakın. Şöyle yakınlaştırıyorlar. Şekil şükür gözüküyor da neyse. Benim bir resim yeter. Al, bu köprü neymiş böyle? İlk defa şey köprü görüyorum böyle. Yukarı doğru. Rampalı köprü. Ama hiç affetmiyor man. Yan taraf bisiklet yolu şu. Şu kadarlık alan bisiklet yolu. Köprü iyiymiş ama işte sıkıntı, sekerek gidiyor. Yani tam çizememişler maalesef, gördüğünüz gibi. Yani tam böyle bir kavisi verememişler. Bakın seke seke çıktık. Yani üzülüyorum abi, inerken de sekiyor. Yani maalesef şu şeyi yapamıyorlar. Yani düzgün çizme olayını. Yani kavisli çizme olayı yapılamıyor. Herhalde bilmiyorum artık. Oyun motoru mu sade etmiyor derken adam yapıştırdı. 30 da geçeceksin. Bak böyle. Böyle bana bak. Böyle geçeceksin. Adam çarptı. Yani demek istediğimi umarım anladınız. Yani şey de vardı bu. Daha çok iyi anlayacaksınız. Rotterdam'dan çıktıktan sonra Amsterdam'a doğru ilerliyorsunuz. Orada bir tane alt geçit gibi bir yer var. Bayağı bir orada hızlanıyor aracınız. Aşağıya iniyorsunuz, hemen yukarı çıkıyorsunuz. Orada anlayacaksınız zaten. Seke seke çıkıyorsunuz. Yani o daha kötü bir hali. Bu biraz daha iyileştirilmiş hali işte. Yani gene olmamış. Sekiyorsunuz. Maalesef. Yani yapacak bir şey yok.
Le Havre'ye buradan mı giriyoruz? Aynen buradan giriyoruz. Vallahi. Ya güzel ya. Baksanıza bırakmıyor yolu. Bakın zorladım yani bırakmıyor abi. Gerçekten Man'ın yol tutuşu 10 numara ya. Vallahi. İşte girişte böyle Le Havre'nin. Le Havre'yi böyle yapmışlar. Bilmiyorum neden böyle Le Havre diyorum. Değişik geldi abi. İnsanın öyle diyesi geliyor sanki. Ya daha çok yakışıyor abi. Le Havre diyeceğin. Le Havre böyle Le yapıyorsun. Oluyor. Burada servis. Biraz da gelişmiş bir servis. Şekil şükül bir servis. Burada Skoda'ların park etme yeri. Burada da garaj hemen garajımızı alalım. Garajsız olmaz. Bunun şey kornası da güzel. Normal kendi kornası da böyle öttürücü. Yani hissediyorsunuz. Hemen şuradan büyütelim. 5. garajımız. Geliştir. Hemen bizi içeri ışınlayacak. O standart artık öğrendik onu. Şöyle korna da basalım. Gabriel kim lan? Bana mı diyor Gabriel? Ben Gabriel değilim. Benim ismim Uğur. Burada bir tren geçidi var yine ama çalışıyor mu? Ulan abi bunları da hiç göremedik. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Şurada bakalım ne varmış. Le Havre'de. Bu oyunun biraz şeye ihtiyacı var ya benim gözlemlediğim. Biraz dinamik bir yol yapısına ihtiyacı var. Yani şöyle mesela oyunun belli bir saatlerinde King of the Road'da vardı. Bilen bilir. Yol çöküyordu falan o yoldan gidemiyordunuz. Belli bir saatte açılıyordu falan. Yani o tarz bir şeye ihtiyacı var sanki. Yani ne bileyim belli saatlerde bazı yollar kapansın. Ne bileyim bir kaza olsun bir şey olsun. Yani burası giriliyor mu? Ya yani böyle kapı. Ya yani biraz dinamiklik olsun oyunda. Dinamiklik ihtiyacı var. İşte ne bileyim yol yapım çalışması olsun. Bir şeyler olsun yani. Buradan böyle şeye gidiyorsunuz. Otogar var. Hiç girmeye gerek yok zaten otogar. Burada da firma var arkadaşlar. Buraya da girmeye gerek yok. Vallahi man çok güzel dönüyor ya. Firma da firma büyük baya arkadaşlar içi. İçi baya büyük. Yani iyi bir toplanma alanı olur. Fena değil. İşte şu tren geçidi. Çalışıyor mu acaba bu ne? Burada bir köprü var. Bu köprü aşağı falan inip kalkıyor mu? Şeylerin geçmesi için işte teknelerin, gemilerin. Şeydeki Panama kanalı var yani. Yukarı aşağı kalkıyor, iniyor. Su birikiyor, topluyor falan. O tarz bir şey. Yeşil yandı. Yok abi bu standart herhalde ya. Yanım sönmüyor, ışıkları da sönmüyor. Çalışmıyor herhalde. Burada benzinlik var. Buradan dönebiliyorsunuz herhalde. Bir tabela göremedim ekstra. İşte bu da benzinliğin arka tarafı. Yani aynı yeri çıkıyor. Servis tarafına değil de öbür tarafa çıkıyor. İyi. Oraya döndü. Şimdi Le Havre'den çıkacağız arkadaşlar. Çıkış buradan. Calais tabelası var lan. Her yerde Calais ha. Buradan Calais tarafına gideceğiz herhalde. Tabeladan. Oğlum burada da çok karışık ya. Le Havre ile işimiz bitti arkadaşlar. Çıkıyoruz. Alet gidiyor ya. Vallahi man gidiyor. Şöyle şeyi de göstereyim şu. Sallanan. Neyse artık adını unuttum. Ondan koydum. Burada ne? Tamam, bize yol bilgisi veriyor ve para alacağını söylüyor.
Tamam. Şöyle yavaşlayalım. Bakalım bu sefer 47. İyi, kurtardı. 47 ile de geçebiliyorsunuz. 50'de çarpma riskiniz var. 55'te %100 çarparsınız arkadaşlar. Ya bu şekilde geçtim. Paloel. Artık doğru mu okudum bilmiyorum da. Yani işte elimizden geldiğince okuyoruz arkadaşlar. Paloel diyelim. Türk iş okuma usulü. Bakalım bu neymiş. Ben size burayı mı gösterecektim? Bakayım. Ha, burayı gösterecek. Yok, burası mı lan? Nereden giriyoruz buraya? Buraya nereden giriyoruz? Ha, aynen buradan. Ulan bu ne biçim bir GPS, anasını satayım. Bana nereden götürüyor beni? Allah'ın cezası. Arkadaşlar burada çok değişik bir dinlenme tesisi var. Zikzaklı mikzaklı. Böyle Howling geldi aklıma. Howling'de de böyle bir şeyler vardı. İçeri falan giriyordunuz bakın. Yani onu göstermek istediğim bir kişi de var şu anda içeride. O da turluyor herhalde. Ulan ne var ne yok diye burada. Yani böyle bir şey yapmışlar. Garip yollar falan. Büyük. Burada kavşak koymuş adamlar. Abi bana bakar mısın? Nasıl dönüyor la böyle? Abi buraya böyle bir şey yapmışlar. Yani akıllara zarar abi. Ha, admin la. Vallahi admin. Benzinimiz var mı? Var var. Benzin var. Bakın buradan böyle dinlenme tesisine geçiyorsunuz. Abi akıllara zarar bir tasarım yapmış adamlar ya. Mola yeri. Gördüğünüz gibi. Şuraya park ediyorsunuz veya öbür tarafta da var ikili. Şu şekilde. Akıllara zarar bir park yeri. Bakalım. Başka bir şeyi var mı, olayı var mı? Burada yol ver tabelası. Yolumuzu verelim admine. Bakalım. Buraya girdik. Buradan nasıl çıkacağım? Ha, bunu takip edeyim. Bu biliyor abi. Kız da bu. Vallahi Skoda ile yarışıyor ya benim alet. Ben buradan dönüp kaçıyorum. İstediği yere herkes gidebilir. Basalım. O da turluyor, bilmiyor herhalde buraları. Ne var ne yok diye. DLC 35 liraya şey verdim diyor işte artık. O kaç para verdiyse atıyorum. İşte 15 dolara verdim diyor. Ulan burada ne var acaba? Her tarafı didik didik gezeceğim. Niye 15 dolara verdim? Bakacağım, her yola gireceğim. Buradan mı giriyoruz abi? Bu girişler beni öldürecek. Buradan girelim. Girişler beni öldürecek. Tabela da yok bir de. Şey tabelası. İşte nereye gittiğimi gösteren tabela da yok. Lan bu yol da neymiş böyle ama man affetmiyor abi virajları ya. Mana kim oynuyordu ya? Ben birisinde görüyordum. Allah çarpıyordu. İçinden geçti ya. Ya mana şey oynuyordu herhalde. Dur bakayım. Şu aşağıda bir şey var. Aşağısı nereye gidiyor? Aşağısı Paris. Direkt Paris'e çıkıyor mu lan bura? Oğlum Paris. Paris burada lan. Ne alaka Paris tabelası buraya? Oğlum Leman'sı göster tabelada. Paris ne alaka, anlamadım. Neyse. Buradan yukarı çıkıp Paloya'ya gidiyoruz arkadaşlar. İşte benzinlikler falan falan var. Gelen giden yok, yine çıkalım. Şey oynuyordu ya. Donanım Haber'de bilen vardır belki. Donanım Haber'den de takip edenler var. Belki kendisi de takip ediyordur. Nicky Eğinli. Yanlış söylemiyorsam Eğinli olması lazım. Bayağı bir aklımda kalmış şeyi. Yani yanlış söylemiyorumdur umarım. Söylüyorsam da kusura bakmasın. Eğinli diye hatırlıyorum Donanım Haber'den ki. Manla böyle bir sürü fotoğrafları falan var. Aşık abi adam bana. Süper ya.
buraya giriliyor mu diye baktım. Girilmiyor. Yani adam manyağı. Ama ulan diyorum, bu manda niye sürüyor bu? Yani bu manda ne var diyorum abi. Ulan şeyde sürdüm ben bunu, biliyorsunuz. 1.25 tırları kapıştırıyoruz serimizde. Böyle bir şey yok ya. Araç şey içi kötü. Ama bunu performansıyla kapatabiliyor. Yani söyleyecek bir şey yok. Yani hem içi kötü hem performansı kötü olan tırlar var. Örnek Iveco abi. Yani basit, hemen direkt örnek dediniz mi Iveco. Ama man öyle değilmiş. İçi çok kötü değil ama biraz daha böyle güzel olsa güzel, yani daha iyi olurmuş. Yani ama performansı şahane aletin, diyecek sözümüz yok. Palöel geldik arkadaşlar, hayırlı olsun. Şöyle yine ok işaretleri bize buraya döndürüyor. Burası ne abi böyle? Buranın girişi de mi böyle? Kontrollü mü abi? Askeri alan mı burası? Ya yani ne yani? Şehir değil mi abi burası? Alo. Değil herhalde. Burası bir mülteci kampı gibi bir şey galiba. Buraya girilmiyor. Ya ne abi burası, mülteci kampı da değilse? Ya bir askeri alan mı burası? Ne yani? Özel bir yer herhalde. Böyle şey gibi ya. Bir liman tarzı bir şey yani. Salladım artık. Her neyse. Şöyle dönelim arkadaşlar. Sese bakar mısınız ya? Şu sese bakar mısın? Alet iyiymiş ya. Alet iyiymiş arkadaşlar. Geldik. Palöel'de bu kadar. Yani küçük bir kısım. Şöyle bisikletler falan var. Devriliyor mu bakalım? Çarpalım. İçinden geçiyor. Neyse, buna da şükür. Burada başka gidilecek bir yer var mı yanda diye baktım da yokmuş. Tamam. Aracımızı şöyle koyalım. Şurada bir yer gördüm. Oraya koyayım. Ne şuraya. Geri geri değil, şöyle koyayım da farkımız olsun. Tamam. Yani eksik bir yeri şey yapmadın değil mi sizlere? Şurası neymiş? Bir bakalım oraya giriliyor mu? Şöyle serbest kamerayla. Palöel. Neymiş orası? Hemen şöyle. Ya orası da girilmiyor zaten. Ok işaretleri var. Şurada gördüğünüz gibi. Bizi buraya döndürüyor. Yani böyle bir Palöel. Burası da yok işte. Bu kadar. Yani Palöel'de bu kadarlık bir kısımmış. Küçük bir kısımmış arkadaşlar. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Hepinize şimdi iyi seyirler. Yorumlarınızı unutmayın. Bir öneriniz falan, şikayet falan bir şey varsa yazın abi. Hiç yani şikayet de edin beni. Edin abi, ne olacak yani, biz de hata yaparız. Yazın abi, şunu beğenmiyorum. Şu tarzını değiştir, ne bileyim. Şu tırı değiştir, şöyle kullan, böyle kullan. Yazın abi. Ne olacak? Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Öptüm. Görüşmek üzere.